İki gün önce telefon geldi. Konyaaltı Kaymakamlığı Özel Kale Müdürü olduğunu tanıttı. Ve Konyaaltı Cemevi Başkanı'nı mı arıyorum dedi. Evet dedim, Tahsin Akpınar Konyaaltı Cemevi Başkanı dedi. Başkanım dedi, biz dedi Kültür Bakanlığı bizi aradı. İşte cemevilerin dedesi varsa dedelere maaş, işte elektrik su paranızı, abonelerinizi verirseniz su elektrik paranızı karşılayacağız dedi. Ben cemevimize sadece bakan dedemiz yok, farklı olacaklarda dedelerimiz geliyor, lokmalarımızı veriyor, işte cenazelerimizi kaldırıyor, cemlerimize katılıyor. Onun için dedelerimiz bu tür bir talebi yoktur. Devletin vereceği maaşı da kabullenmiyorlar, doğru bulmuyorlar. Bizim cemevin elektrik suyu belediye tarafında karşılanıyor. Çünkü belediye 5 yıl evvel belediye meclisinde böyle bir karar aldılar. Onun için ona da bir ihtiyacımız yok. Biz sadece devletimizde cemevlerimizin yasallaşması ve eşit yurttaşlık hakkımızın verilmesini talep ediyoruz. Onun dışındaki bu tür Aleviliği Kültür Bakanlığı'na bağlanmasını doğru bulmuyoruz. Yardımları ve desteklerini de istemiyoruz diye cevap verdim. Tamam, teşekkür ederim dedi. Ben daha sonra ya bir yanlışlık olmasın telefonla diye Kaymakam Bey'de randevu aldım, ziyaret ettim. Sağ olsun çok hoşgörüyle karşıladı bizi ve durumu anlattım. O da durumu olduğu gibi not aldı, Kültür Bakanlığı'na bildireceğini söyledi. Durum böyle. Ben bunu haberleşmesiyle söylememin nedeni, birçok şubemizi, muhakkak kurumumuzu böyle arıyorlardır. Ve bu kurumlarımızın da dik durmasını diliyorum. Çünkü aranıp da eğer bunu söylemiyorlarsa doğru değildir. Çünkü bu yanlışa hep beraber karşı çıkmalıyız. Alevi yurttaşlar olarak inanç ve cemevi ve kırmızı çizgilerimiz hayat bulmadığı müddetçe bizi bir dedeye maaş bağlayarak, elektrik su parası vererek sadece siyasi olarak algı değiştirmeyi doğru bulmuyoruz. Asıl sorunlarımızın çözülmesini diliyorum. Ben Pir Haber'e teşekkür ediyorum. Aranan kurumlarımızın aynı tepkiyi göstermesini diliyorum.